düğünler. Bir şeyler değişti böyle. Hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olun, çok teşekkürler. Sayın Başkan, sayın yönetim kurulu üyeleri, herhalde kadın kolları başkanları falan da var burada. Öyle tahmin ediyorum. Bütün AK Parti mensupları, üyeleri bugün iadeyi ziyarete geldik. Sayın Başkan ve sizler bizi ziyaret ettiniz. Biz de sizi iadeyi ziyarete geldik. Meclis üyelerimizle birlikte sizlere hayırlı olsun demeye geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Allah başarılı kılsın inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Davamız, mücadelemiz bir. Ereğli'yi iyi noktaya getirmek için hep beraber elle verip inşallah güzel işler yapmaya çalışacağız. Mutlaka hepimiz birer partinin mensubuyuz. Ama özellikle Ereğli halkının rahat etmesi için, mutlu olması için bizler el ele çalışmak durumundayız. Partilerimiz, anlayışımız farklı olmasına rağmen ortak noktamız Ereğli meselesi. Safet Bey zaten benim çok eski dostumdur, çok sevdiğim bir insandır. Ben şahidim ki Ereğli sevdalısıdır. Birçok ortak işlerimiz de oldu. Mesela Şamlar Okulu'nu hatırlıyorum, ben belediye olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O da cebinden oraya bir şeyler yapma. Ormanda yaptıklarını biliyorum, kendi cebinden harcayarak hem de. Böyle herkese yardım etmeye çalışan, yardım ederken de reklamını yapmayan ilkeli bir arkadaşımızdır. O bakımdan her zaman takdir etmişimdir ve bugüne kadar da güzel dostluklarımız oldu. Allah nasip etti, siyasette de onu yetkili bir yere getirdi. Ben de belediye başkanıyım, inşallah bundan sonra güzel işler yaparız. Ereğli'de çok büyük sıkıntılar var. Bizden başka dostumuz yok. Nedense bizi hep kıskanıyorlar. Ereğli bir demirçelik fabrikasının kurulması, sanki herkes demirçelikten büyük paralar alıyor, büyük menfaatler sağlıyor gibi algılıyorlar ve Erdemir Ereğli'ye yetiyor gibi bir anlayıştan dolayı devletten gelen bütün yatırımları, yardımları maalesef Zonguldak, Çaycuma, Devrek, yani çok açık konuşuyorum. Oralara gönderiyorlar, bize bir şey göndermiyorlar. 2016 yılında gelen havuz Kilimli'ye gitti, Ereğli'ye yapılacaktı. Maalesef Kilimli'ye kaydırdılar. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Ereğli hep mağdurları oynuyor. O bakımdan biz Ereğli'ye iyilik yapmak istiyorsak bütün siyasi parti ilçe başkanları birbirimizi dinleyerek, doğruları anlatarak Ereğli'ye iyilik yapabileceğimize inanıyorum. Ve bunda da temel noktanın diyalog olması, iletişim olması gerekir diyorum. Farklı partilerden olabiliriz, çok doğaldır. Herkes kendi partisini çok sever, sayar. Ama Ereğli sevdası bunun önüne geçmesi lazım. Bütün ilçe başkanlarının birbirleriyle diyalog, iletişim. Çünkü Ereğli'de maalesef üzüldüğüm tek nokta dedikodu bir numaradadır. Ve insanların aralarını aşmak için hep nifaklar vardır. Bu senin için şöyle dedi, bu senin için böyle dedi. O gerilir, hiç kimsenin birbirinden haberi yoktur. Halbuki arada bir telefon açılsa karşılıklı doğrular öğrenilir. O bakımdan diyaloğun ve iletişimin ön planda olduğu, birlik beraberlik içerisinde Ereğli'ye hizmet etmek en büyük amacımız. Ben uzun yıllardan beri siyasetin içerisindeyim. Belli bir yaşa geldik. Tek amacım siyaset yapmadan Ereğli'ye faydalı olabilmek. Bunun için de bütün ilçe başkanlarıyla birlikte, milletvekillerimizle birlikte, gerçi milletvekillerimiz pek bize yardım etmiyor ama yine de onlar da bizim büyüğümüz, seçilmiş insanlara saygı duyuyoruz. Hep beraber elle vererek Ereğli'yi inşallah iyi noktaya getireceğimize ben inanıyorum. Size, arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Allah yolumuzu açık etsin. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Belediye Mesulüyerimiz, hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Bugün bizi ziyaret etmeniz bizi fazlasıyla onurlandırmıştır. Teşekkür ediyoruz. Siz Saffet Bozkurt'u tanıdığınızı ifade ettiniz.
bizim olduğumuz yerde hakkın ve adaletin dışında bir durumun söz konusu olmayacağını da çok iyi biliyorsunuz. Çok iyi biliyorum. Temelinde hukuki meşruiyet olan Ereğli'nin ortak menfaatimizin her konuda biz taşın altına elimi sokacağımızı ifade ettik. Bunun dışında bir durum kesinlikle bizim yönetimimizde AK Parti grubunda söz konusu olmayacaktır. Biz kararlarımızı AK Parti ilçe teşkilatı olarak bağımsız, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, yine belediye grubu olarak hiç kimsenin etkisi altında kalmadan özgür bir irademizle kararlarımızı veriyoruz. Burada bu konuda iradesini ortaya koyabilecek çok nitelikli arkadaşlarımız var. Allah razı olsun hepsinden. Hepsini tanıyorum. Evet. Onun için bizim kimsenin etkisi altında kalma gibi bir durumumuz söz konusu değil. Biz dediğimiz gibi Eren'in ortak menfaatine olabilecek temelinde hukuki meşruiyet olan her türlü tasarrufun yanındayız. Bu bugün sizin yaptığınız tasarruf olur, yarın bir başka tasarruf olur. Bu noktada en ufak şüpheniz olmasın. Biz milletvekillerimizle beraber bir bütünüz. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı milletvekillerinin dışında bir tasarruf üretemez. AK Parti İlçe Teşkilatı milletvekilleriyle beraber çalışma durumundadır. Milletvekillerimiz de inşallah bundan sonraki süreçte bizle beraber Ereğli Karadeniz Ereğli İlçe Teşkilatı olarak Ereğli'nin menfaatleri noktasında her türlü tasarrufu yapacaklarından eminim. Biz bu noktada en azından bunun mücadelesini fazlasıyla vereceğiz. Eminim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bu noktada taşın altına elimizi sokacağız. Kafamızı sokacağız. Her noktada Ereğli için mücadelemizi yürüteceğiz. Siyaset olmazsa olmazımız değildir. İlla siyasetin içinde olacağız diye kendimizden taviz verecek durumda da değiliz. Bu noktada Ereğli için, Ereğli'nin ortak menfaatleri için yani her türlü engel aşma noktasında elimizden gelen tüm çabayı sergileyeceğiz. İnşallah. Bunu tüm arkadaşlarımız da bunu böyle bilsin. Bu noktada kimsenin şüphesi olmasın. Kimse AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı'na yön veremez. AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı ve belediye grubu kendi tasavvurunu yürütebilecek nitelikte kaliteli insanlardan oluşmakta. Bu noktada da tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ ol. Dediğimiz gibi Ereğli için, Ereğli'nin ortak menfaatleri için hukuki meşruiyet temelinde her türlü tasarrufta Ereğli'nin yanındayız, sizlerin yanındayız. Eminiz teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Tabii ki vatandaş nasıl pandemi döneminde mağdur duruma düştüyse belediyeler de mağdur. Evet. Gelirlerimizde kısıtlama var, ödemelerde aksamalar var, bir takım problemlerimiz var. Maaşımızı, ikramelerimizi zamanında ödüyoruz. Aynı zamanda muhtarlarla beraber iyi bir diyalog içerisinde her taleplerini yerine getiriyoruz, Allah'a şükür olsun. Bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız büyük yatırımları yapmakta zorlanıyoruz. Eski belediye binasının olduğu yere yapılacak bina için 5 senede maalesef bir çalışma yapmamışlar. Biz gelir gelmez onun projesini verdik, projesini hazırlattırdık. Aslında izin almakta koruma kurulundan çok zorluk çektik. Çünkü o hamamın iddiaya göre parka doğru devam ettiği iddia ediliyor. Onu ikna ettik etmediğini. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Proje bitti. Ufak tefek bir elektrik meselesi var. Onu hallediyorlar. O ihaleyi tabii ki Kültür Müdürlüğü'nün tayin ettiği bize vereceği müteahhitler arasında olacak. Evet. Çünkü özel bir şey, tarihi şey olduğu için Ocak ayında tahmin ediyorum. Yani paramız falan da orada hazır. İhaleye vereceğiz. Şu anda AKM bitmek üzere çok masrafımız oldu oraya ama çok salonlar yaptık. Ticari bir meta yok yani, kahve mahve yok. Bol miktarda salon yaptık. Çok resim güzel. Salonu, oyun salonu, sinema falan hepsini beraber bir arada rahatlasın okullar diye mezuniyet törenlerini, sanat müzik şeyleri, müziklerini yapsın, tiyatrosunu yapsın diye. Hatta tiyatro için sahneyi falan düşürdük. Devlet balesi falan filan girebilsin diye uzmanları çağırdık buraya, onlara göre yaptık. Halk kafe bitti, yakında açacağız. Halk kafede verdiğimiz sözde duracağız. Çayı 1 liraya satacağız. Ama peşinden de çilek kafeyi daha evvel söylediğimiz gibi ihaleye çıkacağız. Bir tane balık lokantası yapıyoruz genel müdürlüğün yanında. O da yakında ihaleye çıkar tahmin ediyorum. Ama en büyük sorunumuz, birçok şey yapıyoruz tabii burada uzun uzun anlatmıyorum. Mesela Dombay Deresi'nde bir viyadük hikayemiz vardı bizim. Viyadüğü pek yapmaktan vazgeçtik. Hem çok maliyetli olduğu için hem de aşağıdan bu işi yaparsak
kollara gidebileceğiz diye düşündük. Evet. Bu sabahki noda çalıştık. Aktaş'a kadar bir ana hat yapıyoruz bu sabah. Arkadaşlar ona çalıştılar. Bir de onların kollarında 2-3 ay bir 18 maddeyle uğraşacağız. Terkleri yapıp kollarını da yapacağız. Çok rahatlatacağız yani o şeyi. Bölgeye göre tahmin ediyorum. Ama en büyük derdimiz kent meydanını yapmak. Kent meydanı derken kent meydanının altındaki otoparklar bizim için çok önemli. Ama tabii ki onun maliyeti çok yüksek. Para temininde güçlük çekiyoruz. 60 milyon falan sadece kent meydanı, otoparkların olduğu bölüm. Arkadaki belediye binasını şimdilik düşünmüyoruz. Hemen ne yapacağız, bırakacağız. İleride para olduğu zaman bize maalesef, kusura bakmayın, CHP'li belediye olduğumuz için kredi de vermiyor İler Bankası. Dolayısıyla orada büyük bir sıkıntımız var. Zaman zaman arkadaşlarla konuşuyoruz. Parayı nasıl bulacağız diye. Çünkü onun mutlaka alması lazım trafik bakımından, Ereğli'nin hareketleri yönünden. Belki sizlerle görüşeceğiz. İnşallah. Ve bizim çok sayıda kiralık yerimiz var. Yani emtiamız, dükkanlarımız falan çok fazla. Hı. Ben devlet zihniyeti olan bir adamım da bugüne kadar hiçbir yer falan filan satmadım. Ama o kiralık yerleri belediyenin olduğu için ucuza gidiyor, ödemiyorlar. Faizle maizle uğraşıyoruz. Özel teşebbüs gibi olmuyor. Belki kiralı verdiğimiz yerlerden belli bölümleri orayı yapmak için vatandaşa diyeceğiz. Burayı satıyoruz, karşılığında kent meydanı yapacağız diyeceğiz. Evet. Gruplarla anlaşırsak, sizlerle de anlaşırsak belki daha karar vermedik böyle bir noktaya da gidebiliriz. Çünkü o kent meydanının trafik yönünde mutlaka yapılması gereken bir iş. Ereğli için çok elzem çünkü trafik Ereğli'de iyice sıkışmış vaziyette. Erdem'in konularını zaten beraber yürütüyoruz. Sizler içindesiniz için. Hava kirliliği çok fena vaziyette. Hatta bakanlık sayfasında bisiklete falan binmeyin diyor. O derecede sıkıntılar var, problemler var ama onu aşamıyoruz. O konuda burada söylememde bir his görmüyorum. En son Vali Bey'e gittik. Dedik burada problem var artık. Ben gücüm yettiği oranda eylemlere başlayacağım. Bunlar bizim vergi borçlarını da vermiyorlar, hiçbir şey vermiyorlar. Vali Bey şu anda işe el attı. Bizden bilgiler aldı. Herhalde karşı tarafta bizi bir araya getirecek. Oradan Vali Bey'den haber bekliyoruz. Onun için sessiz, sakin duruyoruz. Yaramazlık da yapmıyoruz. Bazen diyor, Lipos Bey sustu falan. Sus dediler onun için, yani Vali Bey devlet sus dediği için sustu. Ama yoksa bırakmayız peşini, devam edeceğiz aynı şekilde kavgaya. Ona kavga diyorlar, kavga yapmıyoruz. Ereğli halkının hakkını arıyoruz, demokratik mücadele veriyoruz. Zaten Ereğli'nin en büyük eksiği o. Demokratik haklarımızı korumaktan geri durduğumuz için Ereğli zaten bu noktaya geldi. OYPA'daki işçiler hala daha 22 seneden beri haklarını alamadılar maalesef. Ereğli'den ne mühendis alıyorlar, ne işçi alıyorlar. Hep dışarıdan getiriyorlar adamları. Fabrikaya Trabzon'da falan olsaydı herhalde dışarıdan birden adam giremezdi. Ama burada biz Ereğli halkı, başta ben, sen, Duvarcık, sessiz, sakin, ensesini vur, lokmasını al. Hiç itiraz falan etmediğimiz için çocuklarımız eziliyor. İstanbul'da, Yalova'da, Tuzla'da, Ereğli kolonileri kurulmuş vaziyette, Bursa'da. Bütün gençler karısını, nişanlısını bırakmış, oralarda çalışıyorlar. Ereğli gibi Türkiye'nin en büyük sanayi kendinde işsizlik kol geziyor. Bizim sizin de öğrendiler abi. En büyük sıkıntımız, evet. Bütün vatandaşlar gelip iş istiyor. Ağlayanlar, intihar etmeye kalkanlar. O kadar üzülüyoruz ki bir şey de yapamıyoruz. Bu çaresizliklere son vermemiz lazım. Sizler biliyorsunuz, fakülte konusunda iyi bir çalışmamız var ortak. O konuda demeç vermiyoruz ara, yani yanlış anlaşılmasın diye. Kaymakamımız önderlik yapıyor o işe. İyi bir noktaya doğru gittiğimizi zannediyorum. Belediye olarak Sayın Cumhurbaşkanı danışmanımızın da olayda katkısı büyük. Kendisi Saadet Hanım, teşekkür ederim. Saadet Hanım bize devamlı yardım ediyor. O, o da gerçek bir... Evet. Saadet Hanım'la benim en büyük şeyim, kendisine de söyledim. Ereğli sevdası bizi birleştiriyor yani, bu da çok değerli bir hanımefendi. Evet.
Ereğli'ye bir hizmet vermek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Allah razı olsun ondan. Bize hep destek veriyor. Zaman zaman konuşurken sen isminden de bahsediyorduk zaten. Sağ olsun. Evet. İlçe başkanından önce yani. Bu fakülte binası iyi gidiyor. Tabii bütün mesele bağışlara kaldı. Bir de sizlerin göstereceği gayretle oraya yeni fakülteler gelmesi lazım ki bağışçılar bağış versin. O çalışmanın içerisinde olacağız. Evet, o çok önemli. O konuda mücadelemiz had safhada olacak. 5 kahvalık enerji hattı yapacak. Sütlücü'de 300 dönüm yeri aldık, dağlık, taşlık. Vali Bektaş'tan geçirdik. Herkes yardım etti bize. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne gitti. Ne olacaktı o? Eğer elektrik enerjisini orada üreteceğizdik, karşılıksız para bulduk Avrupa'dan. Yani karşılıksız para. Paneller döşenecekti Sütlücü'deki o araziye. Her şey bitti. Yerin kiralaması vardı. Defterdarlık da imzaladı. Ankara'da vermediler. Şimdi vermeyince harekete geçtik. Bir AK Partili büyüğümüzden, dostumuzdan, abimizden ricada bulunduk. Dedi ki, bize bu yeri vermiyor Milli Emlak. Sen devreye gir dedik. Bana müsaade edin birkaç gün dedi. 3 gün müsaade ettik. 3 gün sonra o abimiz, AK Partili abimiz dedi ki, alamazsınız orayı çünkü Zonguldak AK Parti milletvekilleri CHP'li belediye oraya vermeyin demiş. Ben de çıktım gazeteye, ağzıma geleni söyledim. Bir tanesi de demedi ki, biz böyle bir şey yapmayız. Demeyince kabullendim demektir. Bunu söylerim ben abi, bunu beni kimse tutamaz. Yoksa ölürüm ben yani bunu söylemezsem. Ben o anlamda söylüyorum. Bizim, yoksa hiç kimsenin kalbini kırmam ama Ereğli halkının kalbini kıran olsa ben de onun kalbini kırarım. Hiç anlamam. Ya burada beraber, demir-çelik fabrikasında endüstri bölgesi yapmaya kalktılar. Evet. Milletvekili haber verdim. Paraların hepsini Zonguldak'a almaya kalktı Hamdi Uçar ya. Bu endüstri bölgesini falan yapan Hamdi Uçar ya. O tür düşüncelerinize katılmıyoruz. Yani onun vekillerimizin... Evet. Sizin ekibinizle birlikte çok başarılı olmanızı diliyorum. Biz de bir abiniz olarak, yıllardır politika yapan bir insan olarak yapacağınız her işin her şeyin arkasında olacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin de iyi şeyler yapacağınıza inanıyorum. Çünkü çok arkadaşım var aranızda, yönetim kurulunda. Hepsi de çok değerli Ereğli sevdası arkadaşlar. Siz de öyle az evvel sözlerimde bahsettiğim gibi. İnşallah iyi şeyler olacak Ereğli'de. Hep beraber İnşallah. Yapacağız. İnşallah. Bize bulunduğunuz gerçekten sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii, çok sağ olun. Çok sağ olun. Tekrar ayın nuru olsun diyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Ereğli için hep beraber. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.